14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinin hemen akabinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim startını vermişti. Özellikle büyük şehirlere büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş bu büyük şehirlere özenle yaklaşıyor Cumhurbaşkanı. İstanbul, Ankara ve İzmir 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayları kazanmıştı. İstanbul'un üzerinde hassasiyetle duruyor, Ankara'nın üzerinde hassasiyetle duruyor. Son dönemde İzmir'le ilgili açıklamalar yapıyor ve yerel seçim startını verdi. Kurban Bayramı'nda da bir konuşma yapmıştı biliyorsunuz. Yerel seçimlere, mahalli seçimlere AK Parti teşkilatına seslenmişti. Çok sıkı hazırlanın demişti. Bilhassa İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da verilen zararları gördükçe içim kan ağlıyor demişti. Çok sıkı hazırlanın. Muhalefetin yönettiği bu büyük şehirlerde bir milat yapacağız demişti. 94 ruhunu büyüterek fetret devrine son vereceğiz ve hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçimin kaybedilmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karışıklıkları seyrediyorsunuz efendim. Liderlik savaşı diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen genel başkan bırakmayacak. Ama bu karışıklıklar Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları meydanda AK Parti yerel seçim startını verdi. Bizi İzmir ilgilendiriyor. İzmir'le ilgili kulis bilgileri almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara'daydık. Bir dizi ziyarette bulunduk. Buradaki haber kaynaklarımız derledik, toparladık. Önümüze 3 tane isim çıktı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle büyük şehirlerde İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere özel bir ekiple özel bir çalışma uygulatıyor. İzmir'de il başkanı yeni geldi. Çok iddialı, çok hareketli, İzmir'e karşı çok duyarlı ve iddiası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni almak, ilk yerel seçimlerinde il başkanı olarak imza atmak. Bunun için çok dikkatli çalışıyor efendim. Ekibini kuruyor. Belli değişiklikler olacak anladığım kadarıyla il yönetiminde. Cumhurbaşkanı çok önem veriyor İzmir'e. Ve bu seçimlerde kamuoyu yoklamaları yapılmış, gelen bilgiler Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in yönettiği İzmir'de ilk defa bu kadar memnuniyetsizlik ve beğeni oranı düştü. Bunu da bir avantaj olarak görüyor. İzmir'in sorunları büyüdü. Evet, bu da bir avantaj olarak görülüyor AK Parti tarafından. Nihayetinde böyle özel hem genel merkez hem Cumhurbaşkanı hem il başkanlığı tarafından böyle önem ve özen gösterilen ve özel çalışmalar yapılan, özel ekipler kurulan şehirde kimler ön plana çıkıyor? Dedik, derledik, toparladık kulis bilgilerini. Üç isim efendim. İzmir için ön plana çıkan AK Parti'de. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nda. Çünkü muhtemelen çok büyük bir aksilik olmazsa yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girecek AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. İşte Cumhur İttifakı'nda öne çıkan üç isim. Hamza Dağ efendim birincisi. 24, 25, 26 ve 20. dönem İzmir milletvekili biliyorsunuz gençlik kollarından yetişti. Teşkilatı yakından tanıyor. Çok hakim teşkilata, teşkilat onu yakından tanıyor. Her kademesinde aşağı yukarı görev aldı Hamza da. İzmir'i çok iyi biliyor. İzmir'in sorunlarına hakim ve partide bir ağabey konumunda. Teşkilat, evet Hamza Dağ'ın isminde uzlaşmış durumda. AK Parti teşkilatı Hamza Dağ istiyor. Hamza Dağ istiyor mu? Evet istiyor efendim. Onu da biliyoruz. Neden hayır desin böyle bir göreve? Ve kazanmak için de oldukça iddialı Hamza Dağ. Mevcut Büyükşehir yönetimine yaptığı ağır eleştirilerle de oldukça gündeme geliyor son dönemde. Bir başka isim iş dünyasının ve İzmir'in önemli isimlerinden biri Mahmut Özgener. Eski Futbol Federasyonu Başkanı. İzmirlilerin çok yakından tanıdığı, bir anlamda da beğenerek izlediği, sevdiği,
4 kuşak, 5 kuşaktır İzmirli olan bir ailenin temsilcisi Mahmut Özgüner. İzmir Ticaret Odası Başkanı şu anda. İzmir'in en büyük iş adamlarından bir tanesi. Hem istihdama hem ekonomiye katma değer sağlayan en büyük şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı. Hani parayla pulla işi olmaz derler ya, bir tabir vardır ya. Öyle biri Mahmut Özgüner. İzmirli. 4 kuşak 5 kuşaktır. Babasını hatırlarsınız, İzmirliler çok iyi bilir. Esin Özgüner. Bazı İzmirliler bilir mi bilmiyorum. Osman Kibar'ın torunu efendim Mahmut Özgüner. Onu da söyleyelim. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın da vazgeçemediği isimlerden bir tanesi İzmir için. Neden? Çünkü 2019 yılında bilirler İzmirliler. Bir teklif gitmiş Mahmut Özgüner'e. O zaman Futbol Federasyonu Başkanlığı ve işlerinin yoğunluğu vesaire sebebiyle olmamış. Sonra anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı milletvekili ve bakanlık konusunda da Mahmut Özgüner'e kapı açmış. Tekrar olmamış. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teklif gelirse Mahmut Özgüner işlerinin yoğunluğu da olsa kabul eder diyorlar efendim. Bu isim İzmir'de de heyecan yarattı. İş dünyasında büyük heyecan yarattı. STK'larda heyecan yarattı. Kanaat önderlerinde. Ve şöyle bir tanı var. Konulan tanı var. Ben değil, İzmirliler. Konuştuğum herkes. Mahmut Özgüner partiler üstü bir isim. Mahmut Özgüner aday olursa bunun CHP'si, AK Partisi, İYİ Partisi, MHP'si olmaz. İzmirliler oy verir. Ve Sayın Başkan'a da buradan seslenelim. Genel anlamda bir slogan da üretiyor İzmirliler size. Haberiniz olsun. Bir heyecan yarattığı, isminizin bir heyecan yarattığı kesin. Tam da İzmir gibi. Sizin sloganınızı da İzmirliler böyle tanımlıyorlar. Genel anlamda tam İzmir'e benziyor. Tam da İzmir gibi. İzmir'in ta kendisi diye tabir ediyorlar Mahmut Özgüner'i. Bir başka isim Milliyetçi Hareket Partisi'nin İzmir'deki temsilcisi Serkan Acar, Ali Ağa Belediye Başkanı. İzmir'in en genç ve en başarılı belediye başkanları arasında gösteriliyor. İki dönemdir Ali Ağa'yı yönetiyor efendim Serkan Acar. Çok genç ve Ali Ağa'nın nasıl derler makus talihini değiştirdi iki dönemde. Bambaşka bir kent haline geldi Ali Ağa. Hani sanayiyle anılan, çok mazur görsünler ama Ali Ağalılar. Hani İzmir'in arka çöplüğü diyorlardı bu ağır sanayi olduğu için. Gemi söküm tesisleri olduğu için. Şimdi Ali Ağa'ya gittiğinizde sosyal donatı alanlarıyla bir turizm, sadece bir sanayi şehri değil, bir turizm tarih kenti haline gelmiş Ali Ağa. İzmir'in en güzel sosyal donatı alanları Ali Ağa'da, onu söyleyebilirim. Artık Ali Ağa'da yaşayanlar İzmir'e gelip para harcamıyorlar. İzmirliler Ali Ağa'ya gidiyor efendim para harcamaya, zaman geçirmeye. Yani olağanüstü de başarılı. Bilginiz olsun, Serkan Acar'ın da ismi geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hatta İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli isimlerinden. Tamer Osman Ağaoğlu efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Serkan Acar yönetmeli. Bu sorunları Başkan Acar halleder. Onun Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını çok isterim diyerek gündemde olan bu ismi teyit etti. Serkan Acar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde efendim. Cumhur İttifakı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da ismi geçiyor. Serkan Acar da bunu biliyor. Onu da söyleyeyim. Benim Ali Ağa'da yapacak işlerim var diyor. Ama tabii parti ne der? Parti Büyükşehir'e aday gösterir mi? Serkan Acar ne der? Onu bilmiyoruz efendim. Ama İzmir'de bu üç isim Hamza Dağ, Mahmut Özgüner ve Serkan Acar. AK Parti, Cumhur İttifakı ve MHP'nin gündemindeki Büyükşehir adayı olarak ön plana çıkıyor efendim.